Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu saldırıya uğradı, acımasızca dövüldü. Polis zanlıları yakaladı, sorguya aldı ama Sacit Aslan onların maşa olduğunu iddia ediyor. Azmettiriciler dışarıda diyor. Şurama vurdu, burada sersemleyince döndüm ne oluyor diye buradan bir yumruk aldım. Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu saldırıya uğradı. Polis zanlıları yakaladı ama Sacit Aslan azmettiriciler var, onlar dışarıda diyor. İki kişi var, o iki kişiyi Sayın Savcı'ya bildireceğim. Köpeğe taş atıyordu demiş, benden için atıyorsun dediğimde bana küfür etti demiş. Hiç böyle bir şey yok, keşke başka bir yalan söyleseydi. Geçtiğimiz gün Sacit Aslan'ın kapısı çaldı. Aslan kapıyı açtı, gelen 25-30 yaşlarında bir erkekti. Yanlışlıkla arabanıza arabam çarptı, aşağı gelin hasar kontrolü yapalım dedi. Sacit Aslan aşağı indi ancak aracında herhangi bir ciddi hasar görmeyince de hakkını helal et gidebilirsin dedi. Sacit Aslan evine girdiği an büyük bir şok yaşadı. Arkamdan gelen görmediğim biri kafama vurdu. Kafama vurunca hafif sersemledim. Ya bir cisimle mi vurdu? Yok yani yumruk. Herhalde yumrukla vurdu. Cisimle vursa başım ya kafam yarılırdı. Gayri siyaki dönünce gözüme yumruk attı. Saldırganlar onu acımasızca darp etti. En gücüme giden şeyi yaptı. Yerdeki bir insanın kafasına tekme attı. Bir itiş kakış oldu zannediyorum ki onun bilekliği vardı. Bilekliği Yasemin Hanım'ın elinde kaldı. İki saldırgan kaçtı. Beni çağıran bir kişi, beni darbeden bir kişi. Yani toplamda iki kişiler. Sacit Aslan şikayetçi oldu. Saldırının planlı olduğunu iddia etti. Tuzak mıydı diyorsun? %100. Çünkü evden çıkmam için yapılan bir kumpastı. Sarıyer polisi saldırganları 48 saat geçmeden yakaladı. Sacit Aslan da onları teşhis etti ve evet bana saldıranlar bunlar dedi. Ancak iki saldırgan ifadesinde Sacit Aslan'ın köpeklerine taş attığını bu nedenle tartıştığını söyledi. Bunların hepsi yazılan senaryolar. Ancak Sacit Aslan'a göre bu ifadeler inandırıcı değil ve onları yönlendiren, azmettiren başka bir güç var. İki kişiden şüpheleniyorum. B planım var. Ama hala yalan söyleyip iftira atarak kendini kurtarmak istiyorsa o zaman ben şüphelendiklerimi söyleyeceğim. O zaman da organize suçlara gidecek hiç. Sacit Aslan'a göre saldırının nedeni paylaştığı iki yazı. Bir yazıyla ilgiliydi. Yaptınız, haberle ilgiliydi. O yazıda da hiçbir hakaret hamiz bir şey yoktu. Sadece bir öneri vardı. O öneriden dolayı şüphelerim var mı? Evet var. İki şüpheli adliyeye sevk edilecek.